Ben başıma gelebilecek bir sürü şey o vardı. Sanırım hepsi geldi. Levent kanka memnun oldum. Merhaba kanka. Ne kadar cana yakın adam ya. İçindeki kağıt bile senin. Korkuyordur o dışı. Toprağımızın insanı farklı oluyor. Türkiye'den korkarsın şimdi. Evet ya. Kanka bu da bayağı iyi. Bugün Türk hip-hop'u için çok önemli isimlerden biri olan Reçkole'ye custom bir ayakkabı yapacağım. Hadi başlayalım. Ayakkabılar DLK2'den geldi. Bazı ayakkabımız bunlar olacak. Bunların üzerine bir şeyler yapacağım. Birkaç parça deri aldım. Markamın hoodie'leriyle eşleşen renk paleti seçiyorum. Bu derileri de kullanacağım, ekleyeceğim. Şimdi başlayalım. Buradan derinin burun kısmını template'ini yaptım. Böyle ateş desenleri falan yapacağım. Sonra üzerine tekrar dikilecek bu. Bunu keseceğim şimdi. Altında deri var. Üzerine bant yapıştırmamın sebebi de üzerine eskiz yaparak ateş nasıl olsun diye mesela burada kullanmayacağım çizgiler var. Ama bunu bir kere kesme şansım olduğu için tekrar bunu yapmak istemedim. Şimdi bunları keseceğim. Sonra buna dikilme kısmını hesaba katmaya çalışacağım artık. Nasıl olacaksa. Ben de ilk defa deniyorum. Çoğu şeyi zaten yaptım biliyorsunuz. Her şeyin bir iki var tabii ki. Hadi deneyelim. Ayakkabının burun kısımlarını çok koyu bir gri gibi bir renk yaptım. O renge boyadım. Üzerlerine diğer deri parçalarını dikeceğim için arka kısımda birazcık karanlık göstersin istedim. Birazcık renk vermesi için de bu kısmı mor yaptım. Mor da ısıyla renk değiştiriyor. Arka kısımda maviydi. Bir kat daha geçeceğim şimdi. Bir tık daha açık burnuna nazaran gri renge boyadım. Üzerinden bir kat daha geçeceğim. Tuğuşlar için Reçkol'ün boynundaki yarasa dövmesinden esinlendim. Yarasa kanadı gibi bir şey yapacağım. Dokulu bir deri bulduk. O derinin üzerinden yapacağım. Baskılı bir deri gibi. Yarasa kanatlarını anımsattı bana. Koşturacağını düşünüyorum. Burada benim markamın ürünü olarak yaptığım sweatshirt var. Şimdi buradan keseceğim. İç kısmına Reçkol'ün boynundaki chain'de yazan 17 yazısını ekleyeceğim. Arka kısmında siyah bir kumaş daha olacak. Sanki bunun içinden çıkmış gibi olacak öyle diye. Ben başıma gelebilecek bir sürü şey o vardı. Sanırım hepsi geldi. Ateş dikmek istiyordum ya hani kesmiştim o kadar uğraşmıştım. Onu terzinin makinesi oraya kadar ulaşmaz dedi. İptal ettim. En büyük sorun şurada. Buraya 17 yazısı yazacaktım. Lazerci de bir anda vşşş diye derinin iç kısmına kadar gitti. Yani sünger falan da o şekilde açıkta. Ama aklımda şöyle bir şey var. Size daha önce demiştim lehimle belki bir şey yaparım diye. Belki lehimle içimi dolduracağım. Metal dolmuş gibi bir şey olacak. Metal bir şeyin üzerine siyah boya yapıldıktan sonra o boya birazcık soyulunca altından parlama gözükür. Aynısını burun kısmına yapmayı düşünüyorum. Ama onu tam tersi ben üzerine metalik boya sürerek yapacağım. Parmağımla falan yayarak yapacağım. Daha önce şans eseri olduğunu gördüğüm bir şeydi. Bilmiyorum olacak mı olmayacak. Bu kadar şeyin üzerine muhtemelen o da olmaz. Bayağı moralim bozuldu şu an. Şimdi şu lehim işini bir deneyeyim. Olmazsa başka bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şundan daha kötü bir şey olamaz diye düşünüyorum. Dedim ya şimdi daha kötü bir şey olur mu? Dry brush'la sanki metalik bir boya varmış da soyuluyormuş esintileri yaptım şöyle şuraya. Işık vurmadığında çok belli olmuyor ama ışık vurunca kendini belli ediyor. Bu yarasa kanadını da öyle yapacağım. Şurada yaptım. Belki bunun bir açık rengi daha var. Yarasa kanadını full boyadım. Antrasit bu arada. Metalik boya. Fena durmadı. Hoş duruyor. Yer kısmını da öyle yapacağım. Bakacağım bir kere daha. O zaman hoşuma gitmezse bir açık rengiyle yapacağım. Şu renkle yapacağım yani. Şu an yaptığım renk bu. Şöyle bir şey işte. Benim şu an içime siniyor gibi. Şu sıvışı da boyayayım. Sıvış dediğime bakmayın ama şu yarasa kanadını da boyayayım. Ondan sonra devam edelim. Buraya bir deri parçasına 17'yi yazdım. Yan tarafına ekleyeceğim. Bu kısmında hatamızı dersi çevirelim diye. Buraları da metalik renge boyayacağım. İlerleme konusunda bir sorun yaşamıyorum. Görünürde bir problem yok. Bu taraf böyle metalik. İç kısmını boyadım. İç kısmını boyayayım artık. Ki size gösterebileyim biraz daha. Şu şekilde. Güzel gözüküyor. Zaten mor yerlerde renk değiştiriyor sıcakta. Çakmakla göstereyim size. Ne kadar gösterebildim bilmiyorum. Birazcık görsel aramalar yaptım. İlk başta üzerine Reçkol'ün anlam verdiği şeyleri eklemem gerektiği için ne ekleyebilirim diye düşünürken boynundaki chain'i gördüm ve 17 yazısı dikkatimi çekti. Bir kolyeye o kadar para harcıyorsa herhalde üzerine harcadığı şeyin bir önemi vardır diye düşündüm. 17 temasını kullanmayı istedim. Reçkol'ün boyun kısmında olan yarasa dönmesinden de yola çıkacağım. Daha önce Reçkol'ün ayağında Babesta gibi bootleg ayakkabılar gördüğüm için o tarz bir tasarım yapıyorum ben de. Bu ayakkabıları bir etkinlikte vereceğim. O etkinlik hem sneaker etkinliği olduğu için bulunacağım hem de yeni markamın ilk ürünlerini de orada satışa sundum.
bulundum. İlk satışa sunuşumda sold out oldum. Teşekkür ederim. Kendi markamın ürününü Reçkol içinde tasarlamak istedim. Ayrıca bir custom yapmak istedim. Bütün yaptığım ürünler custom'da o marka için yaptım. Yine göğsüne 17 yazısını ekleyeceğim bir şey yapmak istedim. Sırtına da boyundaki yarasa temasını ayakkabıya yansıttığım gibi hoodie'ye de yansıtmak istedim. Yarasa kanatları gibi kumaşlar kestirdim. Arkasında da daha önce Instagram'da paylaştığı bir postta R harfi çok dikkatimi çekmişti. O muhtemelen ona özel tasarlanmış bir şey olduğu için o cekette o R harfi vardı. Ben de aynı R harfini kanatlarla birleştirdim ve sırtına ekledim kapşonunu. Custom kapşonunu yapmış oldum. Ertesi gün giyip paylaşmış. Onu da çok hoşuma gitti. Reçkol ben beklediğimden çok çok daha tatlı bir insandı. Baktığınız zaman böyle birazcık korkutucu birini bekliyor olabilirsiniz ama gayet tatlı bir insandı. Ben de şaşırdım. Ekstra şaşırdım hatta. Birkaç defa da söyledim ona. Ayakkabıda çok büyük bir sorun yaşadım. Ayakkabıyı ben normal şartlarda lazerle işleme yaptıracaktım. Normalde de yaptırdığım bir işlemdi. Tamam tehlikeli olduğunu biliyorum ama işlem sırasında ayakkabı yandı. Ayakkabının büyük bir çoğunluğu içindeki süngere girecek kadar yandı. Çok büyük bir sorun oldu. İnanılmaz canımı sıktı. Üzerine bir patch eklemek istedim. Bu patch'in üzerine de yine 17 yazısını ekledim. Ayakkabıyı da antrasit metalik gibi bir şey yapmak istedim. Çünkü antrasit... Sonra yeni mont aldım, antrasit montlar dedim. Antrasit metalik yaptım ayakkabının burun ve yan kısımlarını. Çok güzel bir efekt oldu. Işıkla beraber parlamaları falan gösteriyor. Çok hoşuma gitti. Hatta uzun zamandır yaptığım en çok hoşuma giden ayakkabılardan biri oldu diyebilirim. Ayakkabının arka kısmındaki mor yerler renk değiştiriyor sıcakta. Kamerada çok fazla gözükmedi ama renk değiştiriyor. Buna emin olabilirsiniz. Ayakkabının kutusunu ve içindeki kağıda kadar her şeyi custom yaptım. Bu videoyu beğenmediyseniz lütfen şu an hemen beğenin. Abone olmadıysanız da abone olmanızı da çok isterim. O zaman ayakkabıları Reçkol'e vermeye gidelim. Ayakkabı yaptım. Custom. Güzel bir şey oldu yani. Gelebilir miyiz? Müsait misiniz? Geliyorum. Kamera çekiyoruz bu arada. Sorun olur mu? Problem ne kadar iyi bir adamsın sen ya. Central Sea ayakkabı yaptım. Adam fotoğraf çektirdi sadece bende. Levent kanka memnun oldum. Merhaba kanka. Ne kadar cana yakın adam ya. Yemin ederim. Kutusundan itibaren her şey sana özel yapıldı. İçindeki kağıt bile senin. 17. Evet. Chain'inden gördüm dedim. Önemli bir şeydir mutlaka. Antrasit, metal esintileri şeyler yaptım. Şurada boynundaki dövmeden esinlenip yarasa kanatlarıyla tuluş yaptım. 17 ayrıntılarına zaten bayılıyorum. İç tabanlıklarında da 17'ler var. Şuralarında falan. Aynı zamanda yanında ekstra bağcığı falan da var. Ekstra bağcığı siyah. Şu mor kısımlar sıcakta renk değiştiriyor. Öyle de valla. Öyle de bir şey var. Öyle de bir eğlencesi var yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Güle güle. Evet, sağlık. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Bu arada gerçekten senin kadar sevecen cana yakın bir adamla tanışmadım. Çok teşekkür ederim bu arada. Ben Central Sea'ye ayakkabı verdim. Adam beni zorla kulise aldı. Sadece fotoğraf çekildi. Ondan sonra hadi git dedi. Hadi ya. Korkuyordur o dışı. Toprağımızın ya. İnsanı farklı oluyor. Türkiye'den gelmiş oradan İngiltere'den. Evet. Türkiye'den korkarsın şimdi. Evet ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Bir de sana kendi markamın bir ürünü ama o da sana özel yapıldı. Onu da vereyim şurada bir yerde olacak. Bu da benim kendi markam. Kutusu falan da hepsini ben tasarladım. Sırt kısmında da böyle arka tarafında da bir şey var. Yine yarasa kanatlarıyla R harfi falan. Kanka bu da bayağı iyi. Teşekkür ederim. Bu sıcakta renk değiştiriyor mu kanka? O değiştirmiyor ya. O kadar yapamadım ama. Teşekkür ederim tekrar. Eyvallah ben teşekkür ederim. Eline güle güle giy. İçinde emin ol en iyi günlerimde giyeceğim. Baktım mor babe falan ya. Giyiyorsun. Aynen. En sevdiğim renk mor ya. Benim de. Güzel denk geldik o zaman. Geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ağırladın. Ayakkabıları Reçkol'e verdim. Çok beğendi. Onun tepkisi beni de mutlu etti. Yaptığım iş hoş tepki aldığı zaman ben de çok mutlu oluyorum. Daha çok yapmak istiyorum. Daha çok üretmek istiyorum. Çok da güzel bir şey yaptığıma inandığım için iyi bir tepki alması daha da mutlu etti beni. Hoodie'yi de çok beğendi. Hatta üzerine giymişti. 3-4 defa falan sarıldı bana. Hoşuma gitti yani. Böyle iyi bir tepki almak gerçekten güzeldi. Siz ayakkabıları beğendiniz mi? Mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye ve okumaya çalışacağım. Bir sonraki ayakkabılarda kimin için olsun istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Çoğunlukla sizin yorumlarınızdan feyz alarak yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Reçkol'e teşekkür ederiz. Ben bir daha teşekkür edeceğim. Ben teşekkür ederim ya vallahi.